Efendim selamlar sevgiler, Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Güzel şehir Kayseri'den bugün anons geçiyoruz. Çatlayana kadar et, çatlayana kadar tavuk yemeği sevenler ama aradığını bulamayanlar. Ben sizin için buldum. Böyle Amerika'daki, Avrupa'daki konsepti Kayseri'ye getirmiş bir adamın yanına geldik. Abdullah Bey'in yanına geldik. Bakın levhada ne yazıyor? Çatlayana kadar. İçeride çatlayana kadar tavuk var. Sınırsız tavuk, sınırsız mezeler, sınırsız çorba. Fiyatını tabii ki finalde söyleyeceğiz ama güzel bir de indirim kopartmaya çalışacağız. Ne diyoruz? Kahve zamanı. Kahveleri alın gelin. Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Abdullah kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ ol, teşekkürler. Nasıl işler güçler? Çok şükür uğraşıyoruz abi. İnşallah yani daha iyi olsun. İnşallah. Kayseri'de ilk ve tek bu konsepti yapan benim diyorsun, doğru doğrudur, mu? Doğrudur, evet. O konu şu konsepte bir bakalım. Şimdi önünde neler var, bize bir tanıt. Tavuk sarmamız var. Tamam. Tavuk bonfilemiz var. Tavuk şişimiz var, sarmadan yapıyoruz. Tavuk kanadımız ve pirzolamız var. Kelebekten yapıyoruz bunu da. Tamamdır. Yine kendimiz. Şimdi sen bunlardan böyle insanlara sınırsız şekilde sunum yapıyorsun. Doğru, doğru evet. Tek fiyata sınırsız tavuk ızgara veriyoruz. Şimdi fiyatı söylemeyeceğim. Ben biraz sonra tadımda fiyata tabii gireriz ki birlikte. Tabii. Hatta senden de güzel bir indirim isteyeceğim. Tabii ki. Takipçiler için. Şimdi sen bize bir çatlayana kadar tavuğun nasıl olduğunu bir göster. Çatlayana kadar tavuğumuzda başlangıç yapıyoruz. Başlangıcımızı bonfile ile sarma ile birlikte başlıyoruz. Tamamdır. Arkasından şişimiz geliyor. Şişten sonra kanat geliyor. Pirzolu tamamdır geliyor. Tüm ürünlerimizi burada sıcak sıcak müşteri istedikçe servis ediyoruz. Sınırsız bir şekilde. Neyi daha çok sevdiyse ondan isteyebiliyor. İlk turumuzu örnek veriyorum. Tüm her şeyden bittik. Tadına baktı müşterimiz. Tamam. Beğendiği bir ürün olursa ben bunu beğendim, bundan istiyorum derse ondan da devam edebiliyoruz tabii. Devamı gelsin diyor. Tabii yani ki, tabii ki. Bu sınırsız menümüz çatlayana kadar yiyor. Kanat koyuyoruz. Kanadımız var, yaprak ve but kanat şeklinde. Tamam. Kanatlarımızı veriyoruz. Şişlerimizi verdik. Bonfilemiz var. Sarmamız var. Aynı şekilde kelebekten yaptığımız yağlı derili pirzolamız var. Tamamdır. Bunlar avcarlı tavuklar. Ben sana avcarını da soracağım. Ne kullanıyorsun tavuk avcarında? İçerisinde salçalarımız var. Tamam. Toz biberimiz var. Tamam. Pul biberimiz, sarımsağımız, yoğurdumuz var. Bildiğimiz anam babam usulü. Nasıl kekik yapıyoruz? Kekik de kullanıyoruz. Kekik var. Kekik zaten tavuğu misler gibi kokutur. Kesinlikle. Kekiklerimiz. Şu anda zaten bir gece marinasyonda misler gibi kokuyor. Evet, evet. Bir gece mi kalıyor marinasyonda? Bir gece marinasyonda bırakıyoruz tavuklarımızı. İyice içine çeksin diye. Bir gece durması gerekiyor sarımsak mutlaka. Sarımsak da kullanıyorum dedin. Evet, sarımsağım da var. Valla misler gibi tavuk bizi bekliyor anlaşılan. Tabii ki, tabii ki. Şöyle tekrardan gösterelim. Bunların hepsi masaya sınırsız şekilde ikram edilecek. Evet. Peki tavuk öncesinde verdiğin bir şey var mı? Köz patlıcan çorbamız var. Köz patlıcan çorba. Kendi yaptığımız, ben bunu yine ilk defa duydum. Kendi yaptığımız köz patlıcan çorbamız var. İzleyenlere de sürpriz olsun, gösterelim tabii o çorbayı. Ki, tabii, mezelerimiz var. Mezeler var. Mezelerimiz bir mezelere var. Geçelim mi o tabii zaman? Tabii ki geçelim hemen. Şöyle gösterelim. 11 çeşit meze verdiğini iddia ediyorsun. Evet, 11 çeşit meze veriyoruz. Doğru mudur? Bunun 9 tanesi tabağa önceden servis ediliyor masamıza. Tamam. Daha tamam sonra 2 tanesi de 3 tanesi de tabağımızla birlikte geliyor. Hadi bakalım. Teker teker tabii hem ki verelim hem de tanıtalım istersen. Kendi yaptığımız acı ezmemiz var. Tamam. Günlük taze şekilde yapıyoruz. Ezme. Evet, acı ezmemiz var. Ezme geldi. Hem de acılı. Evet, acı acıyı severiz. Hazır aldığımız acı biber turşusu var. Süs biberi. Süs biberi diye geçiyor. Bu da masaya gidiyor. Evet, bu da masamıza burada gidiyor. Burada soğan piyaz var. Yine kendi yaptığımız soğanımız var. Sen şimdi bunları böyle ücretsiz, sınırsız verdiğine eminsin değil mi? Kesinlikle. Bunların hepsi tek fiyata dahil sınırsız bir şekilde servis ediyoruz. Burada karışık turşu yine var. Hazır aldığımız karışık turşu var. Kışın kendimiz turşu yapıyoruz ama yaz olduğu için kalmadı. Müşterilerimiz çok talep etti. Hazır dönmek zorunda kaldık. Bu da gidiyor. Evet, bu da gidiyor. Kendi dereotlu, mısırlı değil mi? Taratorumuz var. İsmini Cecil koyduk bunu. İçerisinde dereotumuz var. Kendiniz yapıyorsunuz. Evet, mısırımız var. Kabağımız var. Süzme yoğurtla birlikte. Yine sarımsak da var içerisinde. Ferah bir tat verecektir. Ben öyle düşünüyorum. Evet, freşleten bir tadı var. Tavuk ve et de böyle freşleten tatlar ister. Evet, sever. Damağı lezzetini değiştiren. Haydarımız var. O da güzel ferahlatır. Evet. Ete, tavuğa yakışır. Burada yine da mor lahana turşumuz var. Bunu da kendimiz yapıyoruz. Bunu da severiz. Biz Mersin'de tantunun yanında çok sık karşılaştığımız bir evet meze. Bunlar var. Sayalım bir. Şöyle 2, 4, 6, 7 meze oldu. Köz soğanımız geliyor. Köz soğanımızı sıcak sıcak servis ediyoruz. Tamam. Onu da masamıza. Közlenmiş biber. Közlenmiş biberimiz var. Közlenmiş domates, domatesimiz. Köz soğan da geldi. Evet. Burada. Bunu tabağa ekliyoruz. Tabii ki. Şimdi masaya geçeceğiz.
11 çeşit meze dedik. Yanında sınırsız tavuk dedik. Evet. Sınırsız çorba dedik. Sınırsız doğru mu? Ben bunları böyle hep onaylatıyorum sana. Ve biraz sonra da fiyatını söyleyeceğiz tadına geçtiğimiz zaman. İstersen bir ateşin başına geçelim. Tabii hemen geçelim. Hadi bakalım. Evet Abdullah, şimdi geldik tavuklarımızı ateşle buluşturma evet. vaktine. İlk olarak ne atıyoruz? Tavuk sarmamızı atıyoruz. Tamam, gönderelim onu. Bonfilemiz var. Bonfile geldi. Görüşten yaptığımız. Pirzolamız var, kelebekten yapıyoruz. Ben onu çok merak ediyorum ya, tavuk pirzola. Evet, tavuk pirzola, kelebekten. Böyle kemiğini ayırıyoruz, kıkırdaklarını falan. Bu şekilde bir şekil verdik. Tamamdır. Şimdi şişler geliyor. Şişimiz var. Tamam. Tavuk kanadımız var. Tavuk kanadı, topuz ile birlikte. Bunlar böyle ateşte buluştular. Evet. Hemen yanına biber geliyor. Domatesimiz bir de domatesimiz geliyor. Bunlar artık böyle burada pişe dursun. Bir de çıtır tavuk vardı. Evet, kendi yaptığımız. O da fritözde pişmek üzere. Evet. Yağ gitti. O da orada pişiyor. Pişecek. Hadi bakalım. Ben masaya geçiyorum yavaş yavaş. Tabii ki. Masada görüşürüz diyelim. Evet, şimdi çıtır tavuklarımızı yağ ile buluşturma vakti. Burada da Abdullah'ın annesi var. Burada böyle anneler, babalar, evlatları hep birlikteler. Sizin de ellerinize kollarınıza sağlık. Böyle masaya geçmeden önce bir de anneyi gösterelim istedik. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Siz iyisiniz. Böyle ben de iyiyim. Böyle çocuklarınızın arkasında duvar gibi, kale gibi duruyorsunuz. Vallahi Allah esirgesin, size de sağlık versin. Amin. Bütün şöyle annelere, bütün herkese. Tekrardan bir göstereyim. Çıtır tavuklarımız bu şekilde. Burada da böyle yağ ile buluştular. Hadi bakalım, artık tadım zamanı. Efendim, geldik en güzel zamana, tadım zamanında. Şimdi Kayseri ilinin Taras ilçesindeyiz. Buranın benim için çok ayrı bir önemi var. Şöyle söyleyeyim, 97-2001 yılları arasında benim öğrenciliğimin geçtiği yerler burası ama tabii ki aradan geçen yıllardan sonra ben Taras'ı pek de tanıyamadım. Burada birçok şey değişmiş. Bugün Taras'ta çatlayana kadar adı verilen noktadayız. Şimdi buraya neden geldik? Buranın şöyle bir iddiası var. Diyorlar ki biz 11 tane meze veriyoruz. Yetmiyor. Önden böyle çorba veriyoruz ama çorbadan daha da fazla isteyebiliyorsunuz. O da sınırsız. Daha sonra da tavuk çeşitlerinden işte 2 parça ondan, 3 parça ondan, 5 parça bundan koyuyorlar. Ben bakmayın böyle hepsini bir arada istediğime. Hatta sıcak sıcak gelsin diye sıralı sıralı gönderiyorlar. Şimdi bir mezeleri apoş sayalım. Şöyle bir teyit edelim. 2, 4, 6, 8, 9. Burada közlenmiş domates, közlenmiş biber ve pilavla birlikte işte 11 oluyor. Ortada da gördüğünüz gibi bizim çıtır tavuklarımız, bonfilelerimiz, kanatlarımız, kanat uçlarımız, kanat topuzlarımız, tavuk şişlerimiz derken yani bugün tavuğa doymaya geldik. Şimdi bu sınırsız konseptler genelde yurt dışında olur. Amerika'da et olur evet. genelde. Bazen tavuk olur, bazen Avrupa'da da karşımıza çıkar. E tabi onlar da et ucuz, değil mi? İnşallah bizde de öyle olur İnşallah. Diyelim. Şimdi müsaadenizle başlangıç olarak gönderilen köz patlıcan çorbasından içeceğim. Memleketin dört bir yanında çorba içmiş birisi olarak söylüyorum. Ben ilk defa bunu burada deneyeceğim. Hatta birçok kişinin bilmediği, Kayseri'nin ve Yozgatlı'nın çok iyi bildiği bir hamur arabaşı vardır. Evet. Ben onu bile içmiş birisiyim ama köz patlıcan çorbasını ilk defa deneyeceğim. Şimdi bir çorbadan başlıyoruz. Bunu kim yapıyor? Bunu kendimiz yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz. İçerisinde köz patlıcanımız var, köz kapya biberimiz var. Kremalı ve baharatlarla tatlandırıyoruz. Günlük olarak taze hazırlıyoruz. Kremalı çorba. Hafiften böyle sanki bir mantar çorbası içiyorsun hissi veriyor ama patlıcan çorbası evet. tabii ki. Kremanın tadından dolayı. Kremadan dolayı alışmışlar kremalı mantar çorbalarından. Evet. Köz patlıcanı siz mi közlüyorsunuz? Kendimiz ocakta bu çok iyi. Mangal yaptığımız yerde közlüyoruz. Zaten burada sabah saat 11 ile başlayıp evet. akşam saatlerine kadar yanan bir köz ateşi var. Burada evet. siz közlüyorsunuz patlıcanları. Şöyle söyleyeyim, zaten o köz patlıcanın muhteşem bir kokusu var. Bunu çok seviyorsanız bu çorbayı da seversiniz diyorum. Şimdi ben bundan içtim. Çok sevdim, ikinciyi istedim. Bu menümüzdeki. Çok sevdim, üçüncüyü istedim. Evet. Beşinciyi istedim. Gelecek mi? Tabii ki, hepsi gelecek. Duydunuz. Ama şu anda fiyatı halen söylemiyorum. Ben fiyatı en son söyleyeceğim. Şimdi mezeler burada, hatta bazı mezeler kendi dokunuşları var. Böyle isimlerini de kendileri vermişler. Bu mesela Sesi
Değil evet. mi? Evet. Sesi. Burası bir aile işletmesi. Herkes bir şeylere dokunuyor. Mesela çıtır tavukta annemizin imzası var. Doğru mu? Doğru diyorsun. Sonra Abdullah'ın burada birçok şeyde imzası var. Ateşin başında ben çok gösteremedim ama baba var. Ondan sonra işte kardeşler var. Değil abim mi? Var, yeğenlerim. Hep birlikte yani ailecek. Herkes burada aile işletmesi. Türkiye'de aile işletmelerini ben destekliyorum. Çünkü onlar yaşamalı, onlar büyümeli, onlar gelişmeli. Yani şimdiden bile buraya gene ziyaret edin diyorum. Aile işletmesi olması bile benim için yeterli. Şimdi anne eli değen bir çıtır tavuk var. Onunla başlamak istiyorum. Onu çok soğutmak istemiyorum. Anne orada söylerken bahsetmedi. Dışındaki galetayı hazır almıyorlar. Bu galeta bile kendi elinden çıkıyor annemizin. Böyle karides tadı gelir ya çıtır tavuklarda. Ben sadece küçük bir şey rica ettim onlardan da. Şu anda zaten onun eksikliğini hissediyorum. Acı bir tat istiyorum ben böyle hafiften. O da olursa muhteşem olur diye düşünüyorum. Şimdi burada köfteler var. Değil mi? Orada göstermiştik ama evet. Köfte de geliyor. Köfte sevenler, tavuk köftesi sevenler. Tavuk köftesi. Bunlardan da alabilirler. Hemen şöyle tavuk şişler var. Baba bunları şişledi. Attık biz köz ateşine. Çok da güzel avcar yapmışlar. Şimdi kedim yavluyor. Ona da ayıracağız. Kimse merak etmesin. Şimdi biz söze geri dönersek çok da güzel bir avcar var. Evet. Doğru mu? Şimdi buradaki kekik kokusunu hissediyorsunuz. Hatta orada çiğken bile o efil efil bir kekik kokusu geliyordu. Ben kekiği seviyorum. Bence tavuğu yediren tavuğun kendisi değil. Yani üzerindeki avcar. Onu da 24 saate yakın bırakıyoruz diyorlar. Marinasyonda kalıyor. Marinasyonda kalıyor. İyice onu emmesi için değil mi? Bir gece mutlaka durması gerekiyor ki etin içine işlesin. Yani tavuk övülür mü diyorsunuz ama gelin buraya bu tavuktan yiyin. Siz övmezseniz övmeyin yani. Ben öveceğim. Çok merak ettiğim böyle tavuk pirzolalar vardı. Şöyle. Bakın böyle bildiğimiz pirzola görünümünde ama tavuk parçaları. Nasıl yumuşatıyorsun bu kadar? Bunu yumuşatan yoğurt ve sarımsağın asitleri çürütmeye başlıyor. Yumuşatma evet. amacı bu zaten. Bu arada sen bu işi biliyorsun değil mi? Evet. Sen bu işi mutfağından çıktın yani. Otarcılık Turizm Lisesi'nden mezunum. Mahçılık bölüm okudum üniversitede. Antalya'da tısaçlarımı gördüm. Sonuçta da kısmet buraymış. İşi bilince işte böyle evet. şeyler ortaya çıkıyor. Evet. Vallahi ben bunu da sevdim. Çok da güzel. Afiyet olsun. Şimdi biraz sonra tabii herkesin merak ettiği fiyatına geleceğiz. Evet. Ama fiyatından önce tabii ki bir nerede olduğumuzdan bahsedelim. Kayseri'deyiz dedik, Talas'tayız dedik. Talas'ta neredeyiz? Talas Mevlana Mahallesi'ndeyiz. Halif Hoca Mezarlığı'ndan Salıpazar istikametine giderken sağda ikinci aradayız. Peki ben buraya sabah kaçta gelirsem bu menü burada hazır? Saat 11'de restoranımız açılıyor. Tamam. Ateşimizi yakıyoruz. Tamam. Her şeyimiz hazırlığımızı tamam. yapıyoruz. 11'de başlıyor çatlayana kadar menümüz de dahil. Çok iyi. Akşam 11-12'ye kadar da bu menüde yine hız kesmeden devam ediyor. Tamam. Şu an yaz aylarındayız. Evet. Ve bunun için buraya gelmeleri gerekiyor. Doğru evet. mu? Evet. Ve sınırsız her şeyden de isteyebiliyorsunuz. Burada tabii işte şöyle kanadın topuzları var. Hemen burada kanadın kendisi var. Kanat uçları var. Yani var da var. Hangisinden isterseniz onlardan gelecek. Ben şöyle biraz hani sizin dokunuşunuz olan mezelerin bir tadına bakmak istiyorum. Burada böyle dereotlu, mısırlı, yoğurtlu, kabaklı bir meze var. Ben hep söylüyorum, soslanmış tavukların, soslanmış etlerin yanında mutlaka bir fresh tat ararsınız. Ben böyle şeyleri gördüğüm zaman, bulduğum zaman etlerin yanında çok da seviniyorum. Elinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten çok iyi. Burada bir de haydari var değil mi? Nane. Nane, yoğurt. Evet, dereotu yoğurdu. Nanemiz var sadece. İçerisinde zaten nanenin tek başına bile olması evet. yeterli. Güzel. Güzel, ellerinize sağlık. Sen son anda bir közlenmiş soğanlar getirdin. Evet, köz soğanımızı taze günlük bir şekilde pişiriyoruz. Ne yapıyorsun bunların nane ekşisiyle? Nane ekşisi, zeytinyağıyla, evet. sumakla. Tatlandırıyoruz. Vallahi burada her şey sınırsız.
sevdiğiniz bir şey olursa devamını isteyebiliyorsunuz. Tabii ki. Yanında da bir adet soft içecek. Burada size ücretsiz ikram edilecek. İlki ama. İkincisi İlk içecek bizden, evet. Tamam. Menümüzsünüz siz. Artık söyleyelim mi fiyatını? Bugünkü normal fiyatından başlayalım önce. Ne kadar? Şu an güncel fiyatımız 65 TL. 65 TL. Sayfamıza özel. Sayfaya özel, kanala özel, takip edenlere özel. Ne 55 yapalım? TL indirim uygulayalım müşterilerimize. Ama ben buna bir takvim belirlemek istiyorum. Çünkü hiçbir şey yerinde kalmıyor fiyatlar. Evet. Sen de mağdur olma. Burada kanalı takip eden takipçilere özel. Sizin sayfanız özel. Eylül ayının sonuna kadar diyelim mi? Tabii ki. Tamamdır. Eylül ayının sonuna kadar bu menü ne kadar? 55 TL. Eminsin. Evet. Seni kurtaracak. Kurtaracak. Müşterilerimizi memnun bırakacağız inşallah. Tamamdır. Tüm Kayserileri bekliyoruz o zaman. Videonun sonuna geldik dostlar. Alacağımız indirimi de aldık. Abdullah Bulun burada sınırsız tavuk çatlayana kadar tavuk menüsünde tadına bakın. Ortaya ben tadım notları logosunu bırakıyorum. Sağdan sola yukarıdan aşağıdan kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sağa sola iki tane de video yapıştırdım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kayserisiz çatlayana kadar tavuksuz kalmayın.